AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi. Değerli konuklarımız, programımız başlayacaktır. Sahnenin sağ ve solunda ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Sahnenin sağında ve solunda bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Ayakta bulunan tüm konuklarımızın da yerlerine oturmalarını önemli rica ediyoruz lütfen. Sayın AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden, başta AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere saygıdeğer hanımefendiyi, tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Şimdi 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için hazırlanan filmimizi izliyoruz. Sovyet arasındaki ilerse gerginlik. Her an yeni bir ekonomik krizin kaygısı ve hükümetin çatısında meydana gelen. 2688 kişi. Yıl 2001. Fırtınalı bir günde başladı yolculuğumuz. Kara bulutlardan inen yağmur ıslatıyor, rüzgar elde avuçta ne varsa uçuşturuyordu. Yola koyulmanın, haydi bismillah demenin en zor olduğu andı. Ama
yolun uzunsa kolay anı beklemeye zaman yoktur. Zora meydan okuman gerekir. Yeni bin yıla girerken Türkiye bugünden rahatsız, gelecekten ümitsizdi. Ekonominin çarkları paramparça olmuş, özgürlüklerin önüne setler çekilmiş, siyaset çözüm değil, sorun üreten bir kurum haline gelmişti. Vatandaş günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş, temel hizmetlerden mahrum bırakılmıştı. İşte bu zor zamanda inancının sermayesi yapan, milletine olan sevgisini kalbine taşıyan, sırtını önce hakka sonra milletine dayayan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Erdemliler Hareketi sıfatıyla sırat-ı müstakim niyetine yola revan. Kısa sürede vatandaşımızın sorunları çözüldü, ekonomik ve siyasi kaos milletimizin de desteğiyle yatıştırıldı. Hayata geçirilen projeler ve her alanda atılan adımlar sayesinde milletimizin yüzü gülmeye başladı. Geleceğe olan inancımız, bugüne olan heyecanımız dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'nin küresel siyasete entegrasyonunu sağladık. Ülkemizi dünyada söz sahibi. Vatandaşın yüzünün gülmesinden, milletin temsilcilerinin iş başına gelmesinden rahatsız olan zihniyet, gündemde tutmak istedikleri yapay krizlerle, icat ettikleri yasaklarla bizi yolumuzdan etmeye gayret ettiler. Ama çıkılan bu yoldan dönmek yoktu. Tehditlere ve engellemelere boyun eğmedik. Durmadan, yorulmadan yolumuza devam ettik. Tempomuz artıyor, adımlarımız günden güne hızlanıyor. Büyüme rakamları, döviz rezervleri tarihi seviyelere ulaşıyor, borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Faiz ve enflasyon tarihin en düşük rakamlarını görüyor, milletin kazancı faize ve enflasyona kurban edilmiyor. Türkiye kendi içindeki problemlerini çözmüş, bununla da kalmamış, dünyaya umut olmaya başlamıştı. Kısa zamanda her alanda hayata geçirdiğimiz devrimlerle dünya Türkiye'yi gıptayla izlemeye başlamıştı. Yolun sonunda büyük Türkiye hayalinin olduğunu görenler, Gezi Parkı eylemleriyle yollarımıza barikatlar koymaya, 17-25 Aralık darbe girişimiyle geleceğimizi bizden çalmaya, MİT tırlarını durdurarak Türkiye'nin yolunu kesmeye kalktılar. 6-7 Ekim olaylarında milletimizi birbirine kırdırmaya, kardeşliğimize kast etmeye yeltendiler. Ancak cevabı milletten aldılar. Tüm engellemelere rağmen 100 yıllık hayallerimizi hayata geçiriyor, dünyaya ilham veren projelerimizin temellerini atıyorduk. Ulaştırma, sağlık, şehircilik gibi her alandaki projelerimizin açılışlarını yapıyor, yeni dönemin ilk adımlarını atıyorduk. Engellenemeyen yürüyüşümüz hızlanarak devam ediyordu. 15 Temmuz gecesi hainler son kozlarını oynamaya karar verdi. Akılları başlarından gitmiş, gözlerini kan bürümüştü. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen hainlerin hesaba katmadıkları bir şey var. Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Bu yolculuğun bir lideri ve o liderin arkasında kenetlenmiş milyonlar vardı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının liderliğinde asla unutulmayacak bir destanı hep beraber yazdık. Liderinin çağrısına cevap veren milletimiz, kulaklarında ezan, göğüslerinde imanla meydanlara döküldü. Bombalara, kurşunlara göğüslerini siper eden milletimiz, gecenin karanlığını cesaretiyle aydınlatarak hainlere asla unutamayacakları bir ders verdi. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve geleceğe olan inancımızı bir kez daha tazeledik. Biz olduk. Yıl 2017. Milletin onayını alarak ülkemizin en büyük sorunlarına çare olacak, Türkiye'ye çağ atlatacak, ülkemizi geleceğe taşıyacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın gayretleriyle yeni ve güçlü yönetim sistemimiz sayesinde bugün yolumuza daha sağlam adımlarla devam ediyor, gelecek için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kimliklere değil, gönüllere hitap eden siyaset anlayışımızla her renkten, her sesten, her kimlikten, her görüşten bütün vatandaşlarımızla can cana, yan yana 2023 idealine olan inancımız tam. Milletimizle, tarihimizle ve coğrafyamızla barışık, kültürümüzden ve farklılıklarımızdan güç alarak hedeflerimize yol alıyoruz. Yıl 2019. Milletimizin refahını en üst seviyeye taşımak ve dünyada öncü ülkeler arasına girmek hedefiyle koşar adımlarla ilerliyoruz. Hayalimiz büyük, hedefimiz büyük. Kutlu mücadelenin, Samsun'dan başlayan büyük dirilişin 100. yılında aynı heyecanla Türkiye'ye hak ettiğini vermeye hazırız. Bayrak değişimlerini tamamlamış teşkilatımızla, değişimin getirdiği tazelenme ruhuyla hedeflerimize aşkla yürüyoruz. 16 yıldır sözde, kararda milletindir diyen bizler, milletin emrinde, yalnızca millete hizmet için çıktığı yolda, sandık başında milletimizle buluşuyoruz. Yıl 2023. Cumhuriyetin 100. yılında hedeflerini gerçekleştirmiş dünyada lider ülke Türkiye. Eğitimden kültüre, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan şehirciliğe kadar her alanda dünyayla yarışan, dünyada standart belirleyen bir Türkiye. Finansta merkez, sağlıkta öncü, eğitimde örnek alınan bir Türkiye. Enflasyon ve faiz oranları tek haneli rakamlarda olan bir Türkiye. Yıllık ihracatı 500 milyar dolara ulaşmış bir Türkiye. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara, yıllık milli geliri 2 trilyon dolara ulaşmış bir Türkiye. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmiş bir Türkiye. 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir Türkiye. Biz Erdemliler Hareketi adıyla yola çıkmış, sırtını sadece millete dayamış bir hareketiz. Biz büyük hedeflerin öncüsü, bin yıllık kadim davanın son temsilcileriyiz. Biz girdiği her seçimden zaferle ayrılmış, kendi kaderini Türkiye'nin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiyiz. Çünkü AK Parti, Türkiye'nin sigortası, dünyanın umut kaynağıdır. Çünkü biz verdiği sözleri tutan, gerçekçi politikalarıyla güven veren bir partiyiz. Çünkü biz istişareye önem veren, güçlü bir liderlik anlayışına sahibiz. Çünkü biz güçlü
ve yetkin kadroların adresiyiz. Çünkü gücümüz demokrasi, ilhamımız tarihtir. Çünkü biz geleneği gelecekle birleştirebilen bir partiyiz. Çünkü biz yarının yolcusu, büyük geleceğin kervanıyız. Çünkü biz vesayete karşı milletin sesiyiz. Çünkü biz sinemizde Türkiye sevdasıyla mücadeleden asla kaçmayız. Büyük Türkiye yolunda asla yorulmayız, durmayız. Yolumuz milletin yolu. İstikametimiz hak yoludur. Büyük millet, kutlu dava, bitmeyen sevda. AK Parti. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, değerli konuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Açılış Programı'nı katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşhislerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Değerli kurucular, kurucular kurulu üyelerimiz, değerli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, kıymetli Bakanlar Kurulu üyelerimiz, kıymetli Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli kadın ve gençlik kolları, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, kıymetli Genel Merkez Birim Başkan Yardımcılarımız, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. ...26. istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerle en son 2014 yılı Mayıs ayındaki 22. istişare ve değerlendirme toplantımızda yine burada Afyonkarahisar'da bir araya gelmiştik. Bugün burada biraz önce ifade ettiğim görevlerdeki arkadaşlarımız, eşleri veya anne babaları, çocukları ile 1275 kişilik bir aile olarak tekrar bir aradayız. Sadece bu tablo dahi AK Parti'nin nasıl bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş bir parti olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından bizleri Afyonkarahisar'da tekrar buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. Tabii bu sürede hem parti olarak hem ülke olarak çok önemli hadiseler yaşadık. Çok ciddi imtihanlardan geçtik. Partimizin kuruluşunun 16. iktidarda bulunuşumuzun 15. yıl dönümüne tekabül eden bir zamanda icra ettiğimiz bu toplantı vesilesiyle nereden geldiğimizi, nerede bulunduğumuzu ve nereye gittiğimizi inşallah hep birlikte değerlendireceğiz. Buradan bir kez daha Afyonkarahisar'daki toplantımızla birlikte ilk yola çıktığımız günden bugüne kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti vasıtasıyla milletimize hizmet etmiş,
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Halen göreve devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Birlikte görev yaptığımız, ancak daha sonra farklı alanlarda çalışmayı tercih eden veya emekliye ayrılmış olan arkadaşlarımıza sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, partimizin iktidara gelişinden bu yana Türkiye'nin temel yatırımlarda ve ekonomide kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihimizin tamamıyla mukayese ettiğimizde ortaya çıkan tablo aslında AK Parti'nin karnesidir. Bu karne hamdolsun her alanda milletimizin şükranla yad ettiği başarılarla doludur. Bizlerin de sık sık bu tabloyu hatırlaması ve buna göre hedeflerimizin çıtasını sürekli yükseltmesi gerekiyor. Biz kendimize inanmazsak, kendimize güvenmezsek, kendimizi bu inşa ve ihya hareketine hazır hissetmezsek milletimizin itimadını sağlayamayız. Şimdi sizlere sadece ana başlıklar itibariyle hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizin kısa bir özetini yapmak istiyorum. Bazıları bu hatırlatmayı bir tekrardan ibaret görebilir. Güzel bir söz var. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. 180 kez de olsa tekrarda fayda var. Ancak ben şunu biliyorum ki bırakınız milletimizin tamamını, kendi arkadaşlarımız arasında bile bu gerçeklerin, bu rakamların, bu reformların doğru şekilde farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere. Halbuki geçtiğimiz 15 yıldaki başarılarımız, gelecek vizyonumuzun en önemli referansı, en önemli güven kaynağıdır. Bunun için her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Sizlerden de bunları milletimize her fırsatta ezberden ifade etmenizi özellikle bekliyorum. Biz hükümete geldiğimizde ne demiştik? Biz dört temel taş üzerinde ülkemizi yükselteceğiz. Bunlar eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunlar bizim öncelikli alanlarımız. Bunu böyle ilan ettik. Eğitimde ülkemizde mevcut olan 355 bin dersliğin üzerine bu sürede 270 bin derslik daha ilave ettik. Öğretmen sayımız 506 bin idi. Bunu da 905 bine ulaştırdık. Üniversite sayımız 75 idi. Bunu 185'e yükselterek artık bugün Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Yani biz Güneydoğu'dan, doğudan öğrenciyi alıp Orta Anadolu'ya, Ankara'ya, İstanbul'a değil, onlara maliyeti yüksek bir eğitim öğretim anlayışı değil, tam aksine üniversiteyi aldık, bütün o yavrularımızın, gençlerimizin ayağına götürdük. Güneydoğu'ya, doğuya, üniversite olmayan illerimize. Yüksek öğretim yurtlarımızın sayısı 190 idi. Onu da 190'dan 752'ye, yatak kapasitesini de 182 binden 617 bine çıkardık. Eğitim öğretimin altyapısını güçlendirmekle beraber içeriği ve niteliği konusunda zayıf kaldığımızı hep söylüyor. Müfredatta sıkıntılarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm gücümüzü, tüm dikkatimizi bu alana teksif ederek müfredatın
veya müfredattan ders kitabına, öğretmen kalitesinden değerler eğitimine kadar her alanda eksiklerimizi inşallah tamamlayacağız. Gençlerimizin yetişmesinde çok büyük önemi olan spor tesislerimizin sayısını 1572'den 3481'e, lisanslı sporcu sayısını 278.000'den 7.880.000'e çıkardık. Tabii dün akşam milli takımımız gerçi 3-0 mağlup oldu. Üzüntülüyüz ama 3-0 mağlubiyete rağmen Eskişehir seyircisinin sonuna kadar orada tezahürattan kopmamasını, sonuna kadar orada milli takımına sahip çıkmasını, milli takımımıza sahip çıkmasını da takdirle karşılıyorum. Kendilerini alkışlıyorum. Sağlıkta ülkemizin tamamında 1156 olan sağlık tesisi sayısını 3526 ilave ile 4682'ye yükselttik. Sağlık çalışanlarının sayısını, burası çok önemli, daha eksiğimiz var, 378.000'den 893.000'e çıkartarak hastanelerimizi en modern teşhis ve tedavi cihazlarıyla donatarak hizmet kalitesini artırdık. Şimdi önümüzde en önemli hedef, sağlıkta biliyorsunuz fiziki imkanlar olarak şehir hastaneleri projelerimiz hayata geçmeye başladı. Sağlık alanında bu bir zirvedir. Bu bir taşlandırmadır. Şu ana kadar 3 tanesi hizmete giren, bu yıl bitmeden ikisini daha hizmete almayı planladığımız şehir hastanelerimizin sayısı, inşası sürenlerle birlikte inşallah 2020 yılına kadar 21'i bulacak. Proje ve ihale hazırlıkları süren 9 tane ile birlikte toplamda 30 şehir hastanesini milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, AK Parti iktidarlarının en parlak icraatlarını ortaya koyduğu alanlardan biridir. Bölünmüş yol uzunluğunu biliyorsunuz 79 senede, yani Cumhuriyet tarihimizde 6100 kilometreden 25200 kilometreye, karayolu tünellerimizin uzunluğunu 50 kilometreden 365 kilometreye getirdik. Ferhat gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaşmaya devam ediyoruz. Havalimanlarımızın sayısı 26'ydı. Onu da 55'e. Yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 60'tan 296'ya çıkardık. Bugün dünyada destinasyonlar itibariyle birinci sıradaki hava hareketini Türk Hava Yolları yapıyor. Birinci sıra. Kimsenin gitmediği yerde biz varız. Ülkemiz halen 1213 kilometre olan ve yenilerinin yapımı devam eden yüksek hızlı tren hatlarıyla da ilk defa bizim dönemimizde tanıştı. Daha önce hızlı tren filan, yüksek hızlı tren yok. Bizimle. Dedik ya, yol medeniyettir. Bunu bizimle yakaladı. Su medeniyettir dedik, bunu da bizimle yakaladı. Ve birçok ilkler hamdolsun bizimle ülkemize gelmiş bulunuyor. Toplu konutta 43.000 olan konut sayısını 796.000'e yükselterek adeta ülkemizin çehresini değiştirdik. TOKİ önce acil konut ihtiyacını karşılayacak projelere yoğunlaşırken, şimdi de şehircilik kalitemizi yükseltecek projelerle yoluna devam ediyor. Cumhuriyetimizin ilk 79 yılında toplam 276 baraj yapılmışken biz bu sayıyı 1451'e
çıkardık. Su medeniyettir. Hidroelektrik santrallerinin sayısını 105'ten 510'a, üretilen elektrik miktarını yıllık 26 milyar kilowatt saatten 68 milyar kilowatt saate yükselttik. Tarımsal gayri safi milli hasılamızı 2002 yılındaki 37 milyar lira seviyesinden geçtiğimiz yıl itibariyle 158 milyar liraya çıkardık. Son 15 yılda verdiğimiz tarımsal desteklerin toplamı 105 milyar liradır. Sanayi üretimimizin büyümesinde son 15 yılda hizmete aldığımız 104 yeni organize sanayi bölgesinin şüphesiz ki önemli payı var. Organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 binden 1 milyon 700 bine yükselirken hizmete giren 68 teknopark, 637 araştırma geliştirme merkezi, sağlanan yaklaşık 5 milyar lira KOSGEB desteği ile sanayicilerimizin rekabet gücünü artırdık. Savunma sanayi alanında kat ettiğimiz mesafeyi ayrıca çok ama çok önemli görüyorum. Savunma ve havacılık ciromuzu 1 milyar dolardan geçtiğimiz yıl itibariyle 6 milyar dolara çıkartırken 66 olan proje sayısını 543'e yükselttik. Gayretlerimiz sonucu ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılık oranını da %80'den %35'ler seviyesine kadar hamdolsun çektik. Bugün terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarımızda tarihi başarılara imza atmamızı savunma sanayinde kat ettiğimiz bu mesafeye borçluyuz. Şu anda bütün aralarındaki teröristlerin telsiz görüşmelerinde bunlar konuşuluyor. Bak, sadece artık dağ SİHA'yı konuşmuyor. Parlamentodaki uzantıları, ana muhalefet de dahil olmak üzere, onlar da silahlı insansız hava aracını gündemde konuşuyor. Ne diyor? Onlar piknik yapmaya gelmişlerdi. Evet, piknik yapmaya gelmiş olan teröristler. Ana muhalefetin başındaki zat bizzat yanlarına gidip orada silah var mı yok mu sanki onu incelemiş. O dağlarda dedik ya, bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde evvelallah sürdüreceğiz. Sonuna kadar. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz bunlara hoş geldin demeyeceğiz. Tam aksine onlar hareketlendiği zaman biz onları yerinde bastırmasını inşallah başarabileceğiz. Bunu başardığımız anda zaten güçlü Türkiye oluruz. Şu anda bunun adımlarını attık, atıyoruz. Enerjide kurulu elektrik enerji gücümüzü 32 bin megawattan 81 bin megawattın üzerine çıkardık. Bu da çok çok önemli. Yenilenebilir enerji tesislerinin gücünü 12 bin megawattan 3'e katladık, 36 bin megawattın üzerine yükselttik. 2002 yılında sadece 5 ilimize doğalgaz verilirken göreve geldiğimizde hamdolsun şu anda 78 il ve 280 ilçemiz doğalgazın konforundan faydalanıyor. Sosyal yardımlar aslında bizim görünmeyen gücümüzdür. Geçtiğimiz 15 yılda 233 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaparak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olduk. TİKA'yla, AFAD'la, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'yla, Kızılay'la, sivil toplum kuruluşlarımızda dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, mağdurların
dost ve kardeş toplulukların dertlerine derman oluyoruz. İşte şu anda dünyada bakıyorsunuz, birinci sırada Amerika gözüküyor. İkinci sırada biz gözüküyoruz. Üçüncü sırada İngiltere. Fakat milli gelire oranla baktığımız zaman birinci sırada Türkiye var. Niye? Veren el alan elden hayırlıdır. Bu bizim inancımızın gereği. Biz buradan hareketle zaten bu adımı atıyoruz. Kardeşlerim, bu tabloyu çok daha detaylandırmak, çok daha başlık eklemek mümkündür. Sadece bu kadarı bile ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin büyüklüğünü göstermeye kafidir. Şu anda bizim özellikle yaptığımız bu köprüler, Boğaz'da 3. köprümüz, denizin altından bağlantılarımız, Osman Gazi köprümüz, bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşündeki en önemli, değerli kardeşlerim, mühürleridir. Tarih bizi bunlarla anacak. Hiç endişem yok. Ama istiyoruz ki bunlar yeterli değil, durmak yok, yola devam ilkesince bunları devam ettirelim. Tabii biz şu gerçeği de asla unutmayacağız. İnsanlar sandık başına gittiklerinde geçmişte aldıkları hizmetler kadar kendilerine gelecekte neler vaat edildiğine de bakarak tercihlerini belirler. Yapsınlar veya yapmasınlar. Yapacak olsunlar veya olmasınlar. Maalesef bu oyuna gelenler de yok değil. Var. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Birileri ise maalesef sadece kuru sıkı atmak suretiyle konuşuyorlar. Bizim inancımız, diyoruz ya, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bununla hareket ediyoruz. Bunun için yaptıklarımızı anlatmak da yetinmeyecek. Hemen devamında yapacaklarımızı da ifade edeceğiz. Onun için hep söylüyorum, bizim için bir İstanbul'da Kanal İstanbul çok önemli. Zira Kanal İstanbul'la dünyada Süveyş Kanalı nasıl anılıyorsa, Panama Kanalı nasıl anılıyorsa, ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz. İnşallah bunun da adımını çok kısa zamanda atacağız. Tabii bu konuda önümüzde başka hiçbir partide olmayan bir yol haritası var. O da 2023 hedeflerimizdir. 2023 hedefleri demek, reform ve yatırım sürecinin katlanarak ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi demektir. Fakat ben burada siz dava arkadaşlarıma bir şey özellikle söylemek istiyorum. Bütün bu fiziki yatırımlar hepsi bir yana, en büyük yatırım özellikle gönülleri fethetmektir, gönüllere girmektir. Bunu halletmemiz lazım. Biz değişimin, reformun, yeniliğin partisi olarak milletimizin gönlünde yer ettik. Bundan sonra da milletimizin nezdindeki gücümüzü aynı çizgimizi sürdürerek artıracağız. İşte bunun için hep söyleriz ya, Mevlana Hazretleri'nin şu sözünü tekrar ediyorum. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet, biz milletimize her alanda
ve hep yeni şeyler söyledik. Bundan sonra da aynı şeyi yapacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Değişime direnmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği bir yöntem değildir. Aslında bu milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir. Geçmişte bugün siyaset çöplüğünde kaybolup gitmiş pek çok partinin en büyük yanlışı milletin değişim talebine kulak vermek yerine kendi iç kavgalarının, kendi iç dengelerinin, kendi iç hesaplarının arkasından yürümeyi tercih etmiş olmalarıdır. Biz asla böyle bir yanlışa düşmeyeceğiz. Milletimiz bize en barizi 7 Haziran olmak üzere bu yönde çok net mesajlar vermiştir. Herhalde buradan nasibimizi almamız lazım. Ziyaret ettiğim tüm illerimizde, çeşitli vesilelerle milletimizde, kanaat önderlerimizde yaptığımız temaslarda bu gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Kardeşlerim, altını çiziyorum. Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga hiç olmaz. Biz siyasi varlığımızı, hatta 15 Temmuz'da olduğu gibi hayatımızı milletimizin bize olan desteğine, güvenine, itimadına borçluyuz. Eğer o gece milletimizin o desteği olmamış olsaydı biz bugün yoktuk. Menderes idam edildiği zaman arkadaşlarıyla beraber sokaklara kimse dökülmedi. Sadece izlediler. Biz bu ülkede artık aynı yanlışlara düşemeyiz. Düşmeyeceğimizi ve düşemeyeceğimizi 15 Temmuz'da bu asil millet, bu kahraman millet o gece ortaya koydu. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bize bu asil millete hizmet görevini verdi. 250 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gelin birer Fatiha okuyalım. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bizim safımız bugüne kadar daima milletin yanı olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Milletime güvendiğim, inandığım, onun arkasından gittiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Bu hareket, bu davaya gönül veren kardeşlerimin hiçbiri de pişman olmadı. Elhamdülillah, bundan dolayıdır ki biz bugünlere güçlü bir şekilde gelebildik.
Milletimizle hep birlikte girdiğimiz her mücadeleden daha da güçlenerek çıktık. Madem ki 2019 Mart ve Kasım seçimleri bizim ve ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Öyleyse yapacağımız iş yine milletimize bakmaktır. Onun işaret ettiği yolda gitmektir. Milletimiz bize ne diyor? Değişim. Milletimiz bize ne diyor? Yenilenme. Milletimiz bize ne diyor? Reform. Milletimiz bize daha büyük hedefler, daha büyük projeler diyor. Değişim demek asla geçmişle bağları tümüyle koparmak demek değildir. Yenilenme demek asla kadroları tümüyle tasfiye etmek demek değildir. Reform demek asla mevcudu tamamen kaldırıp bir kenara atmak demek değildir. Daha büyük hedefler demek asla devam eden çalışmaları aksatmak demek değildir. Bu kavramlar bizim için 15 yıllık tecrübelerimizden ve birikimimizden aldığımız güçle geleceğe daha sağlam bir şekilde hazırlanma iradesini ortaya koymak demektir. Bunun için teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz. Bunun için belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi veya başka görevlerde değerlendirilmesi icap ediyorsa elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir. Bunun için dünyaya, ülkemize, partimize bakışımızı zamanın ruhuna teslim olarak değil, zamanın ruhunu çözerek, anlayarak, kavrayarak ileriye taşımamız gerekiyorsa elbette hep birlikte bu iradeyi göstereceğiz. Bugün bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmemizden daha doğal ne olabilir? Aksi halde geçmişteki o partilerden, o kadrolardan, o liderlerden farkımız kalmaz. AK Parti'yi ve onunla birlikte Türkiye'yi göz göre göre böyle bir çıkmazın içine sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Hep söylediğimiz gibi AK Parti karşısına çıkan sorunlara teslim olan değil, bunların çözümü için ya bir yol bulan ya da bir yol yapan partidir. Ne diyor o güzel türküde? Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Bir dağ ne kadar yüce olsa dağ kenarı yol olur. Buna bayram günü derler, dostla düşman bir olur. Bugün de ülkemiz, milletimiz ve partimiz için yapacağımız iş, karşımızdaki meselelerin büyüklüğüne bakmadan onların çözümü için ya bir yol bulmak ya da bir yol yapmaktır. İşte bu yolu bulma veya inşa etme işini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyütme başarısını gösteren partimiz elbette bu değişimi de başaracak ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır. Bu konuda hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Yeter ki partimizi niçin kurduğumuzu, bunca mücadeleyi niçin verdiğimizi, ülkemizi ve milletimizi nereye ulaştırmayı hedeflediğimizi unutmayalım. İnanın bana gerisi çok kolaydır. Hiç şüphem yok. Çünkü bu millete layık olan kadro burada. Çünkü biz bu milleti efendi olmaya değil,
hizmetkar olmaya geldik ve bunun gereğini de bugüne kadar yaptık, yapıyoruz. Kardeşlerim, dünya değişirken Türkiye'nin yerinde saymasını beklemek ne kadar yanlışsa, Türkiye değişirken AK Parti'nin de olduğu gibi kalmasını beklemek o kadar yanlıştır. Esasen biz kurulduğumuz günden beri bu yenilenme sürecinden hiç kopmadık. Bugün bu meseleyi çok fazla konuşuyor olmamızın sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların çetinliğidir. Unutmayınız ki çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde öylesine büyük saldırılara maruz kalıyoruz ki artık sadece savunma değil, aynı zamanda taarruz gücümüzü de artırmamız gerekiyor. Dün nasıl vesayet güçleriyle, darbecilerle, cuntacılarla, lobicilerle vuruşa vuruşa ülkemize çağ atlattıysak, bugün de aynısını yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bölgemizde uygulanmaya çalışılan ve ülkemizin dahil edildiği gayet açık olan böl, parçala, yönet, hatta yut. Bu anlayışı mutlaka bozacağız. Bölgemiz ve ülkemiz üzerinde operasyon yapanların AK Parti'yi kendi haline bırakmayacağı çok açıktır. İşte görüyoruz. Kuzey Irak'ta. Bakıyorsunuz Barzani'nin sağında Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı, sol tarafında Bernard Levy denilen bir Yahudi. Bunlar bir Siyonizmin planlamasını masa üstünde yapıyorlar. Ve bu planların içerisinde nelerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama uyanık olacağız. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsederken orada o masanın üzerinde yapılan nedir? Birileri geliyor, gaz veriyor. Ve enteresan. Ve şimdi şu dillendirilmeye başlandı. Küçük İsrail. Bütün bu oyunları görerek kararlı bir şekilde adımımızı atacağız. Ve bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Ne işi var orada Barzani'nin sağında ve solunda bu adamların? 350 kilometre sınırı olan Türkiye, senin dostun, kardeşin olarak buradayken, en zor zamanında senin yanındayken, sana kardeşim derken, sen Türkiye'yi bırakıp bunlarla beraber neyin planlamasını yapıyorsun ya? Buna müsaade edilebilir mi? Kuzeyinde Türkiye, doğunda İran, batıda Suriye malum, güneyinde de şu anda merkezi yönetim. Bunların hiçbirisi senin bu düşündüklerinin hiçbirini bir defa kabul etmiyor. Anayasa Mahkemesi seninle ilgili kararı vermiş. Hayır diyor. Parlamento hayır diyor. Sen neyi yapıyorsun? Neyi yapacaksın? İşte şimdi İsrail'den başka destek görmeyen, destek alamayan Kuzey Irak yerel yönetiminin akıbetini göreceğiz. Ben bunu zaten bir sebep neden ilişkisi olarak görüyorum. Burada nedeni belli bu. Ama netice, daha henüz netice ortada yok. Asıl olan netice ne olacak? Buradan sen bir netice çıkartabilecek misin? Mesele o. Açık net söylüyorum. Buradan bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var. Başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızda mahkum olacaksın ve tüm elindeki imkanları da kaybedeceksin. Biz ülkemiz üzerinde operasyona izin vermediğimiz gibi komşularımızda da bu ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik adımlara
müsaade edemeyiz. Çünkü buralarda bizim kardeşlerimiz var. Buralarda bizim soydaşlarımız var. Ve biz Suriye'den 3 milyonu aşkın insanı bugün ülkemizde ağırlıyorsak bu bir kardeşlik hukukundan dolayıdır. Mağdur, mazlum insanlara sahip çıkma anlayışından dolayıdır. 200 bin Iraklıya eğer biz topraklarımızda sahip çıkıyorsak, onlara burada her türlü hizmeti veriyorsak, yine kardeşlik hukuku, bunlar da bizim yine soydaşlarımızdır diyoruz. Burada sadece Kürt yok, burada Kürdü var, Türkmeni var, Arabı var, Asurisi, Yezidisi, Süryanisi var. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Eğer bu insanlar zulümden kaçıyorsa kapılarımızı açmamız lazım dedi. Dünya bunları yapmadı. Koalisyon güçleri gelip de size bu hizmeti verecek değil. Bir arkadaşımın ifade ettiği gibi bu olaylar esnasında diyor bir arabaya bindim. Ne oy kullandın diye sordum. Dedi ki referanduma evet dedim. Peki bu iş başarılı olmazsa ne yapacaksın diye sordum. Çoluğumu çocuğumu alacağım Türkiye'ye gideceğim dedi diyor. Ya yok başka çıkış. Yok. Tek çıkış burası. Suriye için de bu böyle oldu. Irak için de bu böyle oldu. Türkiye ile bağlarını gönüllerinde ve zihinlerinde koparmış olanların yakmaya çalıştıkları fitne ateşi Allah'ın izniyle hiçbir zaman alev almayacaktır. Çünkü bu dava kutlu bir davadır. Bu dava aziz milletimizin maziden istikbale yürüyüş davasıdır. Böyle bir davaya kendi kişisel veya zümre çıkarları için zarar vermek isteyenlerin karşısına en başta evet biz çıkarız. Tüm AK Partililer çıkar. Tüm milletimiz çıkar. Bu süreçte AK Parti'nin duruşunu ne kadar güçlendirirsek ülkemizin geleceği de o kadar güvence altında olur. Şu gerçeği bilhassa son 4 yılda yaşadığımız hadiselerin ışığında hep birlikte gördüğümüze inanıyorum. Ne kadar güçlüysen o kadar özgürsün. Gücünü yitiren milletler sadece özgürlüklerinden olmakla kalmıyor. Onunla birlikte haysiyetlerini ve geleceklerini de kaybediyor. Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirme görevini bize AK Parti kadrolarına vermiştir. Bizim bu konuda çizdiğimiz yol haritasının çerçevesi belli. Bunu artık milletimizin evvelallah her ferdi bilecek. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu bizim Rabia'mız. Bunu birileri anlayamayabilir, bilemeyebilir. Ama biz bu Rabia'mızı unutmayacağız. Çünkü biz 80 milyon tek millet anlayışıyla bu yolda yürüyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sı, Roman'ı, Boşnağı vesaire. Hiçbir ayrım yapmaksızın tek millet. Tek bayrak, bayrağımız belli. Öyle paçavralar, maçavralar gelip bizim bayrağımızla mukayese edilemez. Bizim bayrağımız istisnasız. Ha birileri bize AK Parti kayma yapıyor. Milliyetçilik dilini kullanıyor. Ya tek millet demek eğer milliyetçilikse evet milliyetçiyiz. Eğer tek bayrak demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Eğer tek vatan demek 780 bin kilometre kareyle milliyetçilikse milliyetçiyiz. Tek devlet demek eğer milliyetçilikse milliyetçiyiz. Ya bu bizim be. Rabia'mız bu.
Bu ne kadar ucuz bir yaklaşım tarzı. Almışsın köşende eline bir kalem, oradan sallayıp duruyorsun. Yok. Böyle bir şey yok. Milli ve yerli projelerle biz bu hayata sarıldık. Bu yola böyle devam ediyoruz. Ve böyle de devam edeceğiz. Yol haritamızın müşahhas programını da 2023 hedeflerimiz olarak, daha ilerideki ufkunu da 2053 ve 2071 vizyonları olarak ilan ettik. 2053'te ne var? Fatih. O ruh var. 2071'de ne var? Alparslan var. Malazgirt var. Evet. Buna sahip çıkmayı nereye yerleştiriyorsun? Milli ve yerli, bu bir asil ecdat ruhudur. Bu ruha biz sahiplendik, sahipleniyoruz, sahipleneceğiz. Biz o günleri görmeyeceğiz. Ama çocuklarımız, torunlarımız inşallah o günleri görsün ve dedelerimiz bize ne bıraktılar yahu desinler. Biz ecdadımızla övünüyoruz değil mi? Eserleriyle övünüyoruz. Böyle bize şanlı, şerefli bir tarihle övünme imkanını sağladılar. Bundan dolayı. İşte bu dört temel direği ve uygulama programımızı sağlama almadan ne özgürlüğümüzü koruyabiliriz, ne geleceğimize dair umutlarımızı canlı tutabiliriz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'ye en büyük katkılarımızdan biri, hatta belki de en önemlisi, yaşadığımız tüm siyasi, sosyal, ekonomik krizlerin üstesinden, demokrasimizden taviz vermeden gelebilme kabiliyetini ülkemize kazandırmış olmamızdır. Milli iradeye, milletimize olan güvenimizin bir neticesi olan bu durum, önümüzdeki dönemde de en büyük güven kaynağımızdır. Bununla birlikte AK Parti, demokrasinin sağladığı imkanlar yanında bir dava sahibi olmanın getirdiği sorumlulukların da bilincindedir. Bizim siyasi terbiyemizde görev istenmez, verilir anlayışı vardır. Sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. Kusura bakmasınlar. Yine bizim siyasi geleneğimizde ihanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu da daima açıktır. Bizim gizlimiz, saklımız yok. Partimizde her gelişmenin aynı zamanda ülkemizin geleceğini ilgilendirdiğine inandığımız için her şeyi milletimizin gözü önünde konuşuyor, tartışıyor, icra ediyor. Elbette kapalı kapılar ardında yapmamız gereken istişarelerimiz, müzakerelerimiz, değerlendirmelerimiz vardır. Ama bu demek değil ki AK Parti kimi partiler gibi sadece kulislerin, kumpasların, hiziplerin partisidir. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Bunun için de mahremiyet çizgimizin sınırını doğru tespit ederek sonuna kadar açık yürekli ve açık sözlü olmanın gayreti içindeyiz. AK Parti'nin sadece bugün 26.sını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantıları dahi siyasette başlı başına bir şeffaflık, bir katılımcılık, bir çoğulculuk sembolüdür. Burada her şey konuşulur, her şey tartışılır. Her şey müzakere edilir. Ortaya çıkan netice ise hepimiz için bağlayıcıdır. Hepimiz için uyulması gereken bir karardır. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu istişare yönteminden taviz vermeyerek hem kendi içimizdeki birliği, beraberliği güçlendirecek hem de milletimizle olan bağımızı tahkim edeceğiz. Yalan yanlış haberlerle AK Parti kalesinden taş düşürdüklerini sananların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Kurulduğumuz günden beri
her seçim öncesi AK Parti'ye yönelik bu tarz kampanyalar yapılır. Bu defa biraz erken başladılar. İnşallah netice daha öncekilerden farklı olmayacak. Ancak bizim başarı çıtamızın her zamankinden daha yükseğe çıktığını da unutmamalıyız. Dolayısıyla AK Parti düşmanları her zamankinden daha erken harekete geçip daha büyük saldırıların hesabı içindeyken bizim de daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ben şunu söylüyorum her zaman. Hesabi değil, hasbi hareket ettiğini bildiğimiz bu kadroya güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte AK Parti olacağız. Mesele budur. Rabbim yolumuzu açık etsin. Kardeşlerim, AK Parti'nin ülkemize getirdiği en büyük yeniliklerden biri de kadınları ve gençleri tali değil, asli unsurlar olarak siyasetin merkezine yerleştirmiş olmasıdır. Ülkemizde kadın ve gençlik kollarını ana kademe ile eş düzeyde konumlandıran, örgütleyen, çalıştıran, değer veren bir başka parti hala yoktur. Bakınız, şimdi ben bazı rakamlar vereceğim. Bazen bakıyorum, bu köşe yazarları falan anlamazlar bu işten. Kusura bakmasınlar, istisnalar da kaideyi bozmaz. O malum tabii köşe yazarları. Ve edep dışı bir şeyler yazmışlar gene. Ve ne diyor? AK Parti gençler tarafından, işte kadınlar tarafından tutulan bir parti değil. Ya bir defa gençlere bu ülkede seçme seçilme noktasında seçme hakkını verirken seçilme hakkını AK Parti'den önce hiçbir parti verdi mi? 30 yaşın altına düşürdüler mi? Hayır. Biz geldik 30 yaşın altına ne yaptık? Seçilme hakkını da verdik. Ve 18 yaş sadece seçme değil, aynı zamanda seçilme yaşı oldu. Parti kadrolarında aynı şekilde ana kademelerde de yer alma yolunu açtık. Bakınız, AK Parti'nin şu anda toplam üye sayısı ne biliyor musunuz? 10.271.000'dir. Bu ana kademe üye sayısı. Şimdi bu rakam içinde kadınların sayısı ne biliyor musunuz? Üye olarak 4.443.000'dir. Ey o köşesinde bu yazıyı yazan. Şimdi o diğer siyasi partilere bir bak bakalım. Onların bu noktadaki üye sayısı nedir? Yani hanımların oranı ne? %43 bizim partimizin içinde. Peki gençlerin sayısı ne? Tabii şimdi bu sayısı az gelebilir ama bizde 30 yaş limiti var. 30 yaş limiti olduğu için 30 yaşın üzerine çıktığı anda ne yapıyor? Ana kademeye terfi ediyor. Peki gençlerin bu yaşa göre bizde sayısı ne üye olarak? 1.483.000'dir. Bu da toplam üyemizin %15'ini oluşturuyor. Diğer partilere baktığımızda ise kendi beyanlarına göre konuşuyor. Ana muhalefeti söyleyeceğim. Ana muhalefetin toplam üye sayısı ne biliyor musunuz? 1.200.000. 1.200.000. Ya sen bizim gençlik teşkilatımızın üye sayısı kadar bile yoksun be. Yoksun. Neyin mukayesesini siz kalkıp da AK Parti ile yapıyorsunuz?
AK Parti gönüllerin partisidir. Ve AK Parti bu noktada genciyle de, kadınıyla da, ana kademesiyle de hamdolsun artık gönüllerde yerini bulmuştur. Ama yeterli değil. Daha da bunu iyi noktalara inşallah hep birlikte çalışarak taşıyacağız. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınları ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize adeta siyasette bu hayat alanını açan AK Parti'dir. Türkiye'nin de hedeflerine ulaşması evvelallah bu anlayışla mümkün olacaktır. AK Parti'nin kadınlara ve gençlere verdiği desteğin en somut yansımalarını istihdam rakamlarında da görmek mümkündür. 2003 yılında 21 milyon 350 bin olan istihdam sayımız bu yılın Haziran ayı itibariyle nereye tırmandı biliyor musunuz? 28 milyon 700 bini bularak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Bu büyük artışa rağmen işsizlik oranlarında ciddi bir düşüş yakalayamadık. Daha henüz istediğimiz yerde değiliz. Tabii tek sebebi kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdama katılım oranlarının fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bunu da görmemiz lazım. Kadınlarımız için kendi işini kuranları teşvik etmekten çocuk sahibi çalışanlara her türlü kolaylığın gösterilmesine, şiddete uğrayanların korunmasından kılık kıyafetleri sebebiyle uğradıkları ayrımcılığın önüne geçilmesine kadar her alanda çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Özellikle gençler için eğitimden spora kadar her alanda çok büyük hizmetlere hamdolsun imza attık. Peki tüm bu yapılanlara ve teşkilatlarımızdaki konumlarına verdiğimiz öneme rağmen AK Parti'nin kadınlar ve gençler arasındaki destek oranının yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilir misiniz? Yine de söyleyemem. Daha iyi olmamız lazım. Çünkü biz kadın, genç hepsiyle şu anda çok ciddi bir dayanışma içindeyiz. Ve bütün bu çabalarımızın hedefi hep birlikte inşallah ülkemizi medeniyet yolunda çok daha iyi bir yere taşımaktır. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu büyük küresel ve bölgesel meselelerin sayısı çetrefilliği arttıkça bizim yükümüz de takdir edersiniz ki ağırlaşıyor. Ve bunun için de şunu bir defa görmemiz şart. Çok daha fazla çalışmamız lazım. Bizim için 24 saat yeterli değil. Yoğun bir çalışma. Yatacağız onunla, kalkacağız onunla. Ve bu anlayışla Suriye'deki güvenlik krizinin geldiği nokta ortada. İnsani dramların çözümü konusundaki görüşlerimi, girişimlerimizi, operasyon noktasında attığımız adımları biliyorsunuz. Ülkemizi dışlamaya yönelik tüm çabalara rağmen bu meselenin bizim milli güvenliğimizle yakından ilgili olduğunu defaatle gerek şahsım, başbakanımız, ilgili bakanlarımız zaten açıklıyorlar. Fırat Kalkanı harekatıyla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var. Ve bu devam edecek.
Zira biz oradaki kardeşlerimizi Halep'teki zulümden kaçmak suretiyle İdlib'e gelen kardeşlerimizi ne olursa olsun ister ölün ister kalın diyemeyiz. Onlara biz elimizi uzatmak durumundayız ve şu anda da bu adım atıldı, devam ediyor. Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Bunu her fırsatta herkese anlatıyoruz. Ve İdlib operasyonunun ardından bu konuda yeni inisiyatifler alma imkanı da elde edeceğiz. Tüm provokasyonlara ve engellemelere, engelleme girişimlerine rağmen Suriye'de kat ettiğimiz mesafeyi önemli görüyoruz. En doğudan en batıya, terör koridoru olarak nitelendirdiğim bu koridorda eğer biz bu terör örgütlerine hayat hakkı verecek olursak, her an bu sınırlardaki 911 kilometrelik bu sınırlarda bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız tehdit altında kalacaktır. Bu Hatay için de böyledir. Bu Şanlıurfa için de böyledir. Bu Gaziantep, Kilis için de böyledir. Mardin için de böyledir. Devam et, böyledir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bütün vatandaşlarımızın can güvenliği, mal güvenliği bizim güvencemizdedir. Bunun gereğini yapmak, peşine bütün tedbirlerimizi almak zorundayız. Diğer yandan DAEŞ terör örgütünün ve mezhepçi yapıların pençesinde adeta inim inim inleyen Irak, şimdi de kuzeydeki yönetimin referandum hamlesiyle yeni ve daha ciddi bir krizin ışığına, eşiğine gelmiştir. Bildiğiniz gibi şu anda İran ve Irak ile, merkezi yönetimi kastediyorum, bizim Kuzey Irak'la ilgili bir üçlü mekanizmamız var. Aynı şekilde Suriye'de de yine Rusya, Türkiye, İran, orada da böyle bir üçlü mekanizmayı çalıştırıyoruz. Ve bu üçlü mekanizmalarla birlikte şu anda güneyimizdeki bu gelişmeleri kontrol altında tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ve bunu kontrol altında tutmak suretiyle istiyoruz ki buradan en az zayiatla daha büyük bir neticeyi alalım. Şu anda 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak sınırı dediğimiz zaman işte buralardaki çalışmalarımızı tüm birimlerimizle ama kararlılıkla devam ettiriyoruz. Ve bunu da devam ettireceğiz. Kuzey Irak'la alakalı olarak bu süreç Irak'taki Kürtlerin hakları meselesiyle alakalı değil. Bugüne kadar oradaki Kürt kardeşlerimizin başlı başına tek müdafi aslında Türkiye olmuştur. Biz hiçbir zaman oradaki Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Memurlarının maaşını ödeyemediği dönemde dahi biz yanlarında olduk. Biz kendilerine kredi açtık ve memurlarının maaşını ödediler. Şu anda sağına soluna aldıkları veya talimat aldıkları yerler, onlara kalkıp da bu konularda böyle bir kredi musluğu açmadılar. Şimdi gelinen nokta tabii ki düşündürücüdür. Onun için de bu bizim de canımızı yakmaktadır. Bazı haberler gönderip duruyorlar filan. Hayır. Başladığınız yere döneceksiniz. Aksi takdirde bu olmaz. Değerli kardeşlerim, 1960'ların başında nüfusunun %80'i Türkmenlerden oluşan Kerkük'ü ve çevresindeki diğer yerleşim birimlerini böyle bir girişimin içine sokmak zaten niyetin başka olduğunu göstermeye yetiyor. Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerleri başta Musul olmak üzere ele geçirmeye kalkmak yine niyetin nedenli
art niyet olduğunu göstermeye yeter. Şimdi şöyle bir arkamıza yaslanıp salim kafayla bir düşünelim. Kuzey Irak'ta ortaya çıkan ve tüm bölgeye sirayet edeceği kesin olan böyle bir fitne ateşini kim yakmak ister? Ve bundan kim fayda sağlar? Bunu neye dayanarak böyle bir şeyi yapabiliyorsunuz? Cevabı görmek için referandum sürecinde ve gecesinde Kuzey Irak'ta hangi ülkenin bayraklarının sallandırıldığını görmek herhalde yeterlidir. Referandum gecesi önlerinde bir harita üzerindeki az önce de söylediğim bu heyet, isimlere baktığın zaman arkalarında kimlerin olduğunu görmek bize yeter. Bu gelişmede her şey var. Sadece Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, bölge halklarının ve ülkelerinin çıkarı yoktur. Faydası yoktur, hayrı da yoktur. Biz bu konudaki tavrımızı açıkça ortaya koyduk. Netice alana kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Atalarımız el atına binen tez iner demişler. Evet. Bugün başkalarının atlarıyla gençlik hayallerine doğru dört nala koşturanlar çok yakında hakikatlerin acı yüzüyle karşılaşacaklardır. Unutmayalım ki hiçbir zaman 16 yaşında kalmayacaksın. Dolayısıyla da bu öyle 16 yaşındaki hayalimdi demekle o hayale ulaşmaya yetmez. Umarız çok geç olmadan ve çok bedeller ödenmeden o güne ulaşırız. İşte dün Güneydoğu'nun, Doğu'nun kanaat önderlerini toplamıştım. Onlarla genişçe bir toplantımız oldu. Ve bu toplantıda hepsinin de bu işten ne kadar rahatsız olduğunu bizzat kendilerinden dinledim. 60'ı aşkın kanaat önderinin düşünceleri hep bu istikamette. Ama hepsi de tabii farklı endişeleri de taşıyorlar. Kardeşlerim, bugünkü toplantımızda enerji, ulaştırma, ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında ilgili bakanlarımızın tabii ki takdimleri olacak. Toplantımızın yarınki bölümünde de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım değerlendirmelerini sizlerle paylaşacak. Şahsımın yapacağı kapanış konuşmasının ardından bu dönemki istişare toplantımızı inşallah tamamlamış olacağız. Ben bir kez daha burada yapacağımız istişarelerin, görüş alışverişlerinin, bilgilendirmelerin, değerlendirmelerin ve diğer faaliyetlerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz, davamıza sadakatiniz, partimize katkılarınız, ülkemize hizmetleriniz için her birinize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, programımız öğleden sonraki oturumlarla devam edecektir. 13.30 itibariyle oturumlarımız başlayacaktır. Oturumlarda ıslak imzalı yoklama değil, elektronik imza ile yoklama alınacaktır. Kartlarınız elektroniktir. Kartlarla giriş yaptığınız takdirde elektronik yoklamalar gerçekleşmiş olacaktır. Teşekkür ediyoruz. ...26. İstişare ve Değerlendirme toplantımızı katılımlarıyla onurlandıran
AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendiye katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım hanımefendiye katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.